Canlı mutfak başlamak üzere. Ah, çıldır mı o? Ama yayına daha 2 dakika var. Evet, başlamak üzere. Acele edin. O çıldırsa bu kim? Sen de otur. Evet, sen. Sana söylüyorum, ayaktaki. Heh, otur bakalım şöyle. Aferin. Konuğumuz mu var? Bir bakayım şuna. Ah, sen de kimsin? Ben kuklayım. Beni tanımadın mı? Yoo, tanımadım. Çılbır nerede? Gel buraya. Dur bir saniye. Beni nasıl tanımazsın? Bayağı tanımadım. Boş ver onu. Gel diyorum. Gelemem. Beni tanıyıncaya kadar gelmem. Neler oluyor orada? Sen ne yapıyorsun orada Çılbır? Ben ve kuklam eğlenceli açılış için çalışıyoruz. Sen ne yapıyorsun? Ben iyi. İyi olmana sevindik. Öyle değil mi Çıkuk? Hı. Çıkuk mu? Bir de adı mı var? Tabi adı var Çılbır kuklasının. Adı Çıkuk. Tamam Çılbır, Çıkuk'unu da hemen kaldır. Yayına girmek üzereyiz. Hemen kaldır mı? Benim de hislerim var. Ben de bugün bu bölümün bir parçasıyım. Bana saygı duymalısın. Peki tamam, sana hatta size, herkese ve her şeye saygı duyuyorum, oldu mu? Fazla bile oldu. Toparlanın, hadi yayına giriyoruz. Evet ekranları başındaki sevgili çocuklar, hepiniz dünyanın ilk ve tek çocukların işbirliğiyle ben tadarım dediği canlı mutfağa hoş geldiniz. Şimdi zaman kaybetmeden sağlıklı besinimiz ne öğrenmek ister misiniz? Ama önce tahminleri alayım. Bugün içimden geçen besin... Mis gibi bahar kokularıyla birlikte gelen dereotu, maydanoz. Ah, nereden bildin içimden geçenin dereotu ve maydanoz olduğunu? Ben bilmedim. Çıkuk bildi. Kanka mıyız? Ne? Kabul etsen de etmesen de bu bölümde ben de varım. Ay ne hoş. Tamam artık sus. Ne? Beni bir türlü kabullenmedi. Yalan mı? Doğru. Bak ya. Evet çocuklar, sağlıklı besinimizi öğrenmeye hazır mıyız? Hazır mıyız? Duyamadım. Hazır mıyız? İzleyelim o zaman. Haftanın en çok merak edilen sağlıklı besini. Kabak. Kabak mı? Bu çok saçma. Hangi çocuk kabağı merak eder ki? Ben merak ederim. Sen mi? Kes saçmalamayı. Neden söylemedin o zaman? Ya ne ederdim? Yeter tamam, sus artık. Neden susuyorum? Susman gerekiyor da ondan. Tamam işte. Ben de neden susmam gerekiyor diyorum. İmdat! İşte huzurlarınızda gastrobotun anlatımıyla kabak. Yazlık sebzelerden olan kabak, gövdesi yarı yatık ve dik olarak büyümektedir. Bol lif kaynağı ve madensel elementler içeren kabak, bedeni temizler, sinirleri yatıştırır. Besin değerlerini kaybetmemesi için buharda pişirilir ve zamanında tüketmek büyük önem kazanır. Aa, kabak kopyala yapıştır pırasa sanki. Pırasanın fotokopisi kabak. Evet sevgili çocuklar, sıra geldi yemek seçimimi bilmenize. Hazırsanız hemen ipuçlarını vermeye başlıyorum. Ben hazırım. Siz de hazırsanız. Beni de saydı. Beni de saydı. Siz dedi. Çok mutlu oldu. Kıyamam. Hazırız. Köftenin kankasıdır. Ana malzemesi kabağın içidir. Lezzetinde baharın kokusu ve yeşillikleri vardır. Bilin bakalım yemeğimizin adı nedir? Köftenin kankası. Baharın kokusu. Baharın kokusu varsa içinde maydanoz, dereotu var demektir. Aferin sana Çıkuk. Köfteye benziyor ama köfte değil. İçinde bolca yeşillik var. Ama ana malzemesi kabak. Ben buldum. Peki biz bulduk mu? biz de bulduk. Evet çocuklar. Çılbır ve Biki bulmuş. Umarım siz de bulmuşsunuzdur. Ne dersiniz? 3 deyince hep birlikte söyleyelim mi? Söyleyelim.
O zaman sizleri daha fazla bekletmeyeyim. Üç deyince hazır mısınız? Hazır mısınız? Bir, iki, üç! Müjdar! Harikasınız! Evet çocuklar, sebzemizi seçtik, yemeğimizi belirledik. Peki o zaman ne yapalım? Tıkırında yemek yapalım. Mücver için gereken malzemeler: 3 adet kabak, 3 dal taze soğan, yarım demet dereotu, yarım demet maydanoz, 3 yemek kaşığı un, 3 adet yumurta, 1 adet havuç, 1 paket kabartma tozu, 1 dilim peynir. Evet Bici, sen yumurta, un, peyniri getir. Çılbır, sen de bana manavdan 3 tane kabak, 1 tane havuç ve yeşillikleri getir lütfen. Hadi Çukuk, bu defa gelmesi gereken çok malzeme var. Hepsi aklımda, merak etme, istesinden geliriz. Çok o zaman. Teşekkürler Bici. Bizimkiler de hazır ama önce onları bir güzel yıkamalıyız. Evet Çılbır, çok haklısın. Özellikle yeşillikler çok önemli. Onları iyice tek tek yıkamalıyız. Peki yeşillikleri iyice yıkamazsak ne olur gastrobot? Çeşitli bakteri ve virüslerin vücudumuza alınmasına sebep olurlar. Üç adet kabağımızın içerisini rendenin iri tarafıyla bir güzel rendeliyoruz. İçerisine aynı şekilde havucumuzu rendeliyoruz. Bici'nin ince ince doğradığı maydanoz, dereotu ve soğanlarımızı da kabımıza ilave ediyoruz. Çılbırın kırdığı yumurtaları da ekliyoruz. Tuz, kabartma tozu, biraz da peynir karıştır. Yemeğimiz piştiğine göre şimdi sunum zamanı. Bici sendeyiz. Zaman, plan, hijyen, gözlem, sevgi, lezzet ve kontrol sınav. En büyük mücveri alalım. Yatay olarak tabağımıza yatıralım. Üzerine ketçapla koltuk, dümen ve tuşları yerleştirelim. İşte oldu. Mürettebat Çukuk, geminiz kalkış için hazır. Lütfen hemen bininiz ve gidiniz. Bana mı diyor? Evet Çukuk, sana diyor. Bugün tadım yok. Bugün tadım yok. Hey kamera, çekme sen de. Kesin şu şamatayı. Evet canlı mutfağın değerli izleyicileri, bir bölümün daha sonuna geldik. Teknoloji ve sanatla harmanlanmış yemeklerde buluşmak üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.